Evet, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Sponsorumuz golber.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, Ali Koç'un şu kısa birkaç cümlesiyle sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye'ye gelebilecek en iyi hocayı getirdik. Ama daha şimdiden yok hocamız istifa etmiş, yok karışıklık varmış gibi haberlerle taraftarları kışkırtmaya çalışan kirli odaklı Malum hesapların kim olduklarını yakında size açıklayacağım demiş. Dahası da vardı hani selamlar melamlar diye. Neyse bu cümle yeter de artar bile. Birincisi Türkiye'ye gelebilecek en iyi hocayı getirdin. Kabul. <laughs> Türkiye'ye gelebilecek e, en iyi ismi getirdin. Kabul. Her şey okey. Kabul. Doğru. Ama ya <laughs> Fenerbahçe kulüp başkanı olarak da hani Açıklayacağım. Konuşursam yer yerinden oynar. Ya <laughs> bu biraz amatörce kalıyor. Hani taraftarın ee, biraz serzenişi bu konuda haklı gibi. Bu biraz amatörce kalıyor. Yoksa onun dışında biz de farkındayız. Herkes her şeyin farkında. Ne yani herkes her şeyin farkında? Kimseye bir şey anlatmanın lüzumu yok ki. Yani herkes her şeyin farkında arkadaşlar. Bu arada ee, Sevilla Galatasaray Markao üçgeninde yeni bilgiler çıkıyor ortaya 10 milyon euro garanti bonus servis 5 milyon euro bonus performans diye değiştiriyorlar da bizi çok alakadar etmiyor çok da uğraşmayalım arkadaşlar şimdi ben bu arada şunu anlatacağım Mesut Özil konusunu ama Fenerbahçe'mizin Watford'dan transfer ettiği 2002 doğumlu forvet oyuncusu Thiago Çukur dün akşam 22.30'da İstanbul'da idi ve e, Diego Çukur aslında birçok şeyin gölgesinde gelen e, geçmişte de bunu yaşadık. Hani Mesut Özil'in geldiği gün Atilla Salahi geliyordu. Kimse Atilla Salahi umursamıyordu. Hatta birçok kişi diyordu ki lan İngiltere'den adam alıyoruz. Bilmem şuradan şunu alıyoruz, buradan bunu alıyoruz. Etmeyin, eylemeyin falan filan diyordu. Ama Atilla Salahi'nin etkisiyle Mesut Özil etkisi ortada. Şimdi burada bu videoda gündemimiz Mesut Özil. Mesut Özil olayını detaylıca konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim e, herkese açık bir gönderim var. Ondan da önce üyelere verdiğim duyumlar var. Ondan da sonra hatırlatma dozlarım var. Neydi o benim gönderim? Mesut Özil ve Samat'ta ikisini birlikte gönderirsem hepiniz bana Peugeot 3008 duası edecektiniz. Ben sözünü aldım. Ee, i̇nşallah böyle bunlar gerçekleşirse sizden de duanızı bekliyorum. Dün yani 11 Temmuz 2022'de farklı kaynaklar kusura bakmayın farklı e, duyumcular, farklı kanallar, farklı sayfalar, farklı kişiler çeşitli iddialarda bulundu. 1. Mesut Özil Başakşehir ile anlaşmaya yakın. 2. Mesut Özil Fenerbahçe ile Karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Not e, yollarını ayırdı duyumunu veren kişi yani şey, e, kişi ya da kuruluş. Mesut Özil'in canı, ciğeri, kankiştosu Rıdvan Dilmen'in çok yakından muhatabı olduğu kişiler. O yüzden yani e, herhalde bu duyumun yanlış çıkma ihtimali yok. 3. Başakşehir Mesut Özil ile prensip anlaşmasına vardı. Başakşehir cuma gününe kadar prosedürleri tamamlayıp Mesut'a imza attırmak istiyor diye şey gördük. Yani Başakşehir dedi e, hani şu Mayıs ayının son haftasında bu kanalda e, konuştuğumuz Başakşehir değil değil mi? Hani Emre Belezoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'den bahsetmiyoruz değil mi? Hani, hani bu kanalda konuşulmuştu ya Mayıs ayının son haftasında Emre Belezoğlu Mesut Özel'i ikna etmeye çalışıyor, görüşmeye çalışıyor. Görün bakın Mesut Özil'i alma niyetleri var diye. O, o takımdan bahsetmiyoruz değil mi? Yani o takımdan bahsediyorsak bir şey söylemem lazım da. Neyse o takımdan bahsediyorsak da benim söylemek istediğimi siz söylersiniz. 4. Mesut Özil ile Fenerbahçe yollarını ayırdı. Mesut Özil Başakşehir görüşüyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Eee eğer Mesut Özil Başakşehir'e giderse Biglia 36, Mahmut Tekdemir 34, Mesut Özil 33'lü bir orta saha tandem oluşturur. Bana ne? Size ne? Ona ne? Buna ne? Şuna ne? 2. Aramızda yıldız fanları var ama neyi savunduklarını bilmeyen türde. Arkadaşlar yıldız futbolcu nedir? Yani nedir? Hocam pes tabiriyle 80 ve üzeri overall'e sahip olan bütün futbolcular yıldızdır. Misal. Luis Suarez 82 iken yıldızdır. Ama Luis Suarez çaptan düşer 66'ya düşer çöptür. Değil mi size göre? Ya da bana göre ya da hepimize göre. Ya da isim vermeyeyim. Kap ee, diyelim futbolcunun adına daha kolay olsun. Kap futbolcusu 85 overall'e sahip yıldızdır kap futbolcusu 60'a düşerse çöptür. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Real Madrid'deki Mesut Özil 84 overall'e sahipti. Doğru muyum? Doğru. Arsenal'de ilk dönemindeki Mesut Özil 83'lerdeydi. 82-83'lerdeydi. Son dönemdeki Mesut Özil 78'lerde 77'lerdeydi. Fenerbahçe'ye geldiğinde idmansızlıktan şundan bundan Mesut Özil 69'lardaydı. Yanındaki adama pas verecek dermanı takati yoktu. Bir kıpırdanma yaşadı. Özellikle Vitor Pereira'lı ilk dönemde müthiş bir kıpırdanma yaşadı. 69'u biraz 73-74 seviyesine çekti. Süper. Sonra bir düşüş yaşadı ki Vitor Pereira kesti. Sonra İsmail Kartallı dönemde iyice bir düşüş yaşadı. İyice yani iyice bir düşüş yaşadı. 71'lere 70'lere düştü. Belki 69'lara düştü. Şimdi benim tabirimle yıldız olarak gelmedi. Yıldız etiketiyle geldi. Ama sonrasında hani e, asli yani asli futbola da ayrı asli melekelerinden e, birçok şey kaybettiği için de durum böyle oldu. Fenerbahçe karnesi. Bakın 32 maça çıkmış. 8 gol 3 asist. Hocam 32 maça çıkmış. 8 gol 3 asist yapan adama sen çöp mü diyorsun? Da şunu Samat da yapsaydı ben takımda kalsın derdim diyeceksiniz. Değil mi? Dersiniz. Şunu Berisha yapsa takımda kalsın yıldız derim diyeceksiniz. Berisha'nın istatistik bundan daha iyi bilginiz olsun. Ma ee, bu arada bunlardan 4 ya da 5 gol penaltıdan. Onu da belirtmekte fayda var. Ee, bir Adana Demirspor maçıydı herhalde boş kaleye mi attıydı? Hani çok detaya girmenin lüzumu yok. Mesut Özil Prime Mesut Özil'in 32 maçta yaklaşık bir 25-26 asist, 3-4 tane gol atması lazımdı. Prime Mesut'un en az Fenerbahçe'de en az niye forvetler kazma diyorsunuz ya, o yüzden diyorum. Çarptırıp atması lazımdı o derece. Ama durum bu. Şimdi ben Mesut Özil sürecinde Ali Koç'u tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Bakın Fenerbahçe başkanı olarak yaptığı en doğru icraatlardan birisi. Ali Koç kadro dışı sürecini Müthiş yürüttü Müthiş Bu süreç çok zor bir süreçti Ya kulübün kimliğini çiğnemedi Medyaya teknik direktörünü şikayet etti Rıdvan Dilmen'e teknik direktörünü şikayet etti Evin içindeki özeli dışarıya aktardı Hani bir tane şarkıcı var ya Eşiyle boşanırken falan şey yapmış Gizli kamera koymuş yatak odasına O gün bugündür millet tiksiniyor Bu öyle bir şey Ya arkadaş millete niye servis ediyorsun Tamam yaptığın bir şey ettim bir şey. Git mahkemeye sun bitti. Bizim bilmemize ne gerek var? Ayıp. Bu şekil bu da ayıp. Kulübün içindeki özelini milletin bilmesine ne gerek var? Ne gerek var? Rıdvan Dilmen televizyona çıkıyor. Fenerbahçe'de şöyle olmuş böyle olmuş. Senenin başında diyordu bizi çok yoruyor, çok zorluyor. Şöyle iyi böyle iyi diyordu Vitor Pereira. İyi çalışıyoruz diyordu. Garanti diyordu. Şöyle yapıyordu Rıdvan Dilmen. Ya Mesut'u geç de olsa kadro dışı bırakması. Bu kararın arkasında durması. Müthiş bir şey. Ozan Tufan. Fenerbahçe'de olmaz. Ozan Tufan yani yetenekli bir futbolcu değil. Değil. Değil arkadaşım. Değil. Ozan Tufan. Yet İsmail Yüksek Ozan Tufan. Kıyaslayın. Bir taneniz Ozan diyemezsiniz. Bir taneniz diyemezsiniz. Daha İsmail Yüksek 2 maçtır izliyorsunuz belki. Belki 3 maçtır izliyorsunuz. Harbi söylüyorum. Değil. Arada sırada bir şutları var isabetli. Fizik gücü var. Topu driplingi var. 5 metre yandaki adama pas atamayacak bir futbolcudan bahsediyor Ozan Tufan'ı. Ozan'ın en kötü özelliklerinden biri bu. Ama durum bu. Ya teknik direktör, Jesus. Bak Ali Koç'a ayakta alkış İlk defa bir teknik direktör, Ali Koç döneminde özellikle Fenerbahçe'de rahat çalışma ortamı buldu. Oyuncular hiç kimsenin Fenerbahçe'den üstün olmadığını anladı. Mert Hakan yandaşa bir bakın ya. Saha içinde dışında takımı sahiplendi. Mert Hakan yanında işte Mesut Özil yolunda depar atıyordu. İrfancan İrfancan bekliyordu. Atın bana ben 12 milyon euroyum. Atın topu bana. Bitti. İnanın var ya tuku koşuyuyla atılan toplara bile koşmuyordu İrfan. Ayağının altından falan kaçırıyordu güya. Bak İrfancan falan ölümüne top oynamaya başladı. Farkında mısınız? Takım seri galibiyet almaya başladı. Hem İsmail Kartal döneminde hem şimdi. Demek ki bir hamle, iki hamle. Hem Ozan Tufan hem Mesut Özil hamlesi. Fenerbahçe'ye bakın neler kazandırdı. Ya arkadaşlar bakın. Şimdi bana mesela birçok kişi diyor ki eğitim sistemimizdeki en büyük sıkıntı nedir? En büyük sıkıntı şu öğretmenlere saygı yerle bir. En büyük sıkıntımız bu. öğretmenlere eskisi gibi yani bundan 20 yıl önceki, 30 yıl önceki, 40 yıl önceki saygı geri gelsin. Bakın bakalım neler neler üretiyoruz. Bakın bakalım o e, PISA'da falan kaçıncı oluyoruz? Ya matematik yarışmalarında şurada burada dünyada kaçıncı oluyoruz? Bakın bakalım bu kadar sıfır çeken oluyor mu? saygıyı yitirdiğin anda her şey yiter. Yani yetki vermediğin kişiden etki bekleyemezsin. Yetkisi olmayandan etki bekleyemezsin. Bir cumhurbaşkanının misal veriyorum. Kayseri'deki yollarda yollara ne diyeyim e, ceviz ağacı diktirme etkisiyle Mustafa Hoca'nın diktirme etkisi aynı mıdır arkadaşlar? Bir düşünün yani. Sabaha dikilecek o ağaçlar. Dedim eli bitti. Mustafa Hoca bir yırtınsın. Hiç önemli değil. Olmaz. İşte teknik direktör olarak İsmail Kartal'ın etkisi Jesus kadar var mıydı? Jesus kadar yoktu ama Mesut Özür Ozan Tufan olayından sonra vardı. Anladınız mı arkadaşlar? Ha, Fenerbahçe doğru yolda. Mesut Özil olayına ilgili ben ne dedim hep? Dua edin ikinci Kuruze olmasın. Max Kuruze olayı. Ki biz Kuruze'de iyi bir sövüşlendik. Orası ayrı mesele. Ahmet Mercan, şey, Ercanlar, Ser, Sercanlar, bu arada Tercan, Mercan, Erzincan'a selamlar olsun. Erzurum'dan gelirken Tercan, Mercan, Sercan, Aycan, Patlıcan bir sürü ilçesi var hep canla biten. Erzincan'daki canlara selam olsun burada ya da Erzincanlı canlara. <laughs> Şimdi Ahmet Ercan'dan diyor ki Mesut Özil gelecek senenin de parasını alarak ayrıldı. Bu konuda içiniz ferah olsun gelecek senenin parasını Roma ödedi. Öyle olmuyor muydu ya? Hani biz kazıklandığımız zaman Roma ödemiyor muydu? Öyle bir şey vardı. Roma Roma ödemedi mi? O zaman Inter ödesin bu sefer. Hep Roma'ya da yüklenmeyelim. Yani Allah'tan korkalım. Yine Ahmet Ercan'la demiş ki Mesut'un Fenerbahçe'ye toplam maliyeti 6 milyon avro oldu. Şimdi <laughs> düz mantık kap açıklamasına göre ilk sene para vermedik. Senelik 3 milyon eurodan anlaştık. Eğer e, el altından falan bir şeyler vermediysek. Ya da ne bileyim sen resmiyette 3 milyon euro al ben sana sponsorla da birlikte verdim bir şeyler demediysek. O sponsorla veren de karışmam artık. Kim veriyorsa o verir. <laughs> demediysek kastettiği herhalde geçen senenin 3 milyon eurosu. Bir de bu senenin yani 2022-2023'ün 3 milyon eurosu 6 milyon euro. Vallahi 6 ile çıktıysak şükür namazı kılalım ikişer rekat. Harbi söylüyorum. Yani ha yok gelecek senenin parasını almadı. Biz yıllık altı verirsek yine şükür namazı kılalım. Onu da söyleyeyim. Mesut'tan kurtuluyoruz hocam. Sırada kim var? Gustavo mu var? Valla içimden bir ses yok neyse ya. Kızarsınız ya. Yok darılırsınız. İçimden bir ses ara olmayacak. Gustavo indirim yapacak. Hani İsmail Yüksek az Gustavo da yedek olacak gibi. Şey araba kısmında şeyi demeyi unuttum. Fenerbahçe ister misiniz şey demek istesen Ulan biz sizden bunun önündeki yeri alıyorduk. Gittiniz oynattınız. Adam sakatlandı. Biz alamadık. Ulan biz de sizden bunu istiyor gibi yapalım. Siz oynatmayın. Yenilin. Ki yenilmişlerdi. Ee, diye intikam mı aldı diye söyleyecektim ama şakasına almadı. Şimdi Gustavo olabilir. Samat'ta ben söylüyorum. Samatta da giderse Mesut da giderse bana dua ediyorsunuz. Rabbim hepimize nasip etsin. Güzel araba 2008. Ee, bir Galatasaraylı'nın yorumunu okudum. <laughs> Aslına bakarsanız küfürsüz yazdığı kısım çok haklı. Küfürlü yazdığı kısım çok ahlaksız. Diyor ki Rossi, Lincoln, Thiago Çukur, Buruma, Emre Mor. toplamda 10 artı milyon euro harcandı diyor. 5,5 Rossi'ye 3.5 Lincoln'e 8.9 Diego Chukur 250.000 Euro Buruma ücretsiz kiralama artı 4 alma opsiyonu Emre Mor 2 milyon Euro yani 11 milyon 250.000 Euro diyelim Buruma beğenmezsen geri gidecek yani bu kısım haklı 10 artı milyon Euro harcandı peki muhterem Galatasaraylı arkadaşım Morutan, Çikildao, Berkan'a toplam 17 artı milyon euro vermiş takımın taraftarı olarak bunu eleştirmek sana mı düşer? Bir. İkincisi bunlara bu kadar parayı vermişken yetmiyor gidiyorsun Sergio Oliveira işte William Carvalho alıp bunları iyice öldürme işine gidiyorsun. İki. Üçüncüsü. Üçüncüsü. Ben çok açık ve net söylüyorum. Diego Rossi için 12 milyon euro teklif Hani var ile yok arasında resmi teklife yakın. Sadece Rossi'yi 12'ye satsan 10 artıyı çıkartmış oluyorsun. Sadece Rossi'den bahsediyorum. Lincoln, Çukur, Emre Mor'u saymıyorum. Bu geri gönderirsin. Atıyorum Lincoln'u 10, Thiago Çukur'u 5, Emre Mor'u 10'a satsan 25 milyon euro yani net kara geçersin. Ben merak ediyorum Morutan, o Berkan'dan 17 artı milyon euro satış bedeli alabilecek misiniz? Hayır. Arkadaşlar... Tabii ki de birbirimize e, takılalım, şakalaşalım, espri yapalım ama küfürsüz ahlak çerçevesi içerisinde. Yani ben bunu anlamıyorum. Bu arkadaştaki bunu anlamıyorum. Galatasaray'daki, Beşiktaş'taki bunları anlamıyorum arkadaşlar. Yapmayın etmeyin Fenerbahçe, Galatasaray eskisi kadar ciddi takımlar değiller. Eskisi kadar hani aldığım aldık, sattığım sattık takımlar değiller. Biz bittik, biz okey'e dönüyoruz farkında değil misiniz? Son olarak e, Giuseppe Pezzella ismini de konuşayım arkadaşlar. Giuseppe Pezzella ismi e, Fenerbahçe'nin gündemindeki sol beklerden bir tanesi. Aldık kesin bizde olduğu bitti gitti. Böyle bir %100'lük bir durum şu an için söz konusu değil. Meşhur duyumculardan birisi demiş ki menajeri Fenerbahçe ile iletişime geçip bedelsiz kiralama ve maaşının tamamını ödeme şartıyla Fenerbahçe'ye önerdi demiş. Yani bedelsiz kiralansın. Bedelsiz kiralansın ama demiş ee, bedelsiz kiralama ama satın alma opsiyonudur herhalde. Yani herhalde öyle bir şey. Hocam Mesut Özil Galatasaray'a gider mi? Gitsin. Keşke gitse. <laughs> keşke gitse. Yani keşke gitse arkadaşlar. Bırakın asıl olan neymiş hep birlikte görelim. Ha son böyle olmasaydı. Hepimiz aynı kanaatteyiz. Hani e, diyor ya şair olmasaydı sonumuz böyle diye. Katılıyorum olmasaydı sonumuz böyle ama yapacak bir şey yok. Pezzela içinde 5 milyon euro piyasa değeri var. Takımı ikincilikte 2024'e kadar sözleşmesi var. Adamlar zamanında 5 milyon 750 bin euro vermiş almış. 2-2,5-3'e falan alma niyetimiz varsa ne bileyim ücretsiz kiralama... E, Ücretsiz kiralama 3 4 de opsiyon varsa tabii ki de olabilir. Ama bilmiyorum ya Pezzela bence doğru isim değil gibi hani standart bir isim gibi geliyor ya. Biraz fark hani fark üretebilecek bir isim istiyorum ben açıkçası. Hani tam tabirle söyleyeyim o sayinin sol bek şubesini istiyorum. Ama bilmiyorum ne derece becerebiliriz. Hele hele şu yokluktan. Hocam 14'ünde liste vermemiz gerekiyor. Biz 12'sindeyiz. Allah'ını seven. Allah mı? Ben de farkındayım. Ben de farkındayım. Ama ee, durum ortada. Ha maç yapacağın takımın teknik direktörü Lukescu çıkmış. Savaşın ortasında Fenerbahçe maçına hazırlandık. Lan şu acitasyonu bırakın ya. Şu acitasyonu bırakın Allah'ını seversiniz. Lan bu takım iliğine kadar biliyor. Bu takım iliğine kadar savaşın ortasında maç yapmayı biliyor. Bu takım bu takım Fenerbahçe futbol takımı, Fenerbahçe spor kulübü daha doğrusu dünyanın en şerefli kuruluş amaçlarından sahip olan takımların başında gelir. Bu kulüp hem cepheye kayıkla mermi taşıyan, cepheye silah taşıyan, mermi taşıyan bir kulüptür. Aslında kürek şubesi olarak kuruluyor Fenerbahçe. Sonra dolar falan futbolda şey yapalım hani bir nevi paravan olsun arka planda işler yapalım hani maça gidiyor diye bir şey yapalım diye. Bir taraftan onu yaparken bir taraftan da işgal kuvvetlerinin kurmuş olduğu it ittifak takımlarını tokatlıyordu. Erington kupası niye birilerinin zoruna gidiyor? Çünkü atalarının kaybettiği kupa. Çok zorlarına gidiyor. Ataları karma kuruyor İngiliz karması. Geliyor Fenerbahçe düşüyor bunlara geri gönderiyor. Öbür tarafta da baba yiğitin biri çıkıyor. Geldikleri gibi giderler diyor. Geldikleri gibi gidiyorlar. Niye zorlarına gidiyor? Bu yüzden gidiyor zorlarına. Daha da gitmeyi sürdürecek. Daha da gitmeyi sürdürecekler. Daha da gidecekler. Allah'tan, yani Cenab-ı Allah inşallah bu millete bir daha savaş yüzü göstermesin, sıkıntı yüzü göstermesin ama kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşallah var olacak. Bunlar da kuduracaklar köpekler gibi. Kuduz köpekler gibi kuduracaklar. Ben Lukasko Efendi'yi hatırlatayım. Fenerbahçe'nin savaşı bitmedi ki. Fenerbahçe'nin yıllardır süregelen, özellikle 90'lı yıllardan beri süregelen bir savaşı var. 2011'den sonra sahaya dökülmüş olan bir savaşı var. Kimlerle savaştı Fenerbahçe? Hala savaşı sürüyor. Medya ile savaşmıyor muyuz? Kriptocularla savaşmıyor muyuz? Kripto derken hani Bitex, Bitex, eksen falan filan onlar değil. Kripto bilmem necilerle. Daha savaşmıyor mu Fenerbahçe? kendini vatansever gösteren ama bu memlekete zarar dokunan e, ne, ne onun adı spor necileri e, yorumcularım mı oluyor? Bilmem necilerle. Görmüyor musun en son Ali Koç bir tanesini ne güzel tokatladı. Yani daha savaşı sürüyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe yıllardır savaşta. Siz bir sene sanki Dinamo Kiev takımını götürüp bomba attırıyormuşsun gibi hareket etme. Bu takımın otobüsü kurşunlandı lan. Dünyada kaç tane takım otobüsü kurşunlanan takım var? Bu takımın otobüsü kurşunlandı. Bu takımın stadına bomba konuldu. Bomba bomba. Galatasaray Fenerbahçe maçı niye iptal edildi? Niye ertelendi? Ma sahaya bomba konuldu. Bomba bomba. E neden bahsediyorsun Lukescu efendi? Birçok kişi bilmez ha. Yine Vitor Pereira ilk dönemiydi. Galatasaray Fenerbahçe maçı ertelendi. Stadyumda bomba var diye. Bomba konuldu stadyuma. Hocam o zaman Galatasaray'ın stadına konulmuş oluyor. istediği kadar orada amaç neydi? Belki de Galatasaray Fenerbahçe taraftarını çatıştırmaktı. Ne biliyorsunuz siz? Beşiktaş'ın stadının önüne bomba patlatılmadı mı? Yeni stadının o Vodafone e, arenada. Bilmem kaç tane polisimiz şehit olmadı mı? Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bir söyleyeyim mi? Fenerbahçe'si, Galatasaray'sı, Beşiktaş'sı, Trabzonspor'su orada Polislerden tuttukları takım önemli değil. Şehada şerbetini içmediler mi? Siz neyden bahsediyorsunuz? Lukescu efendi sen neyden bahsediyorsun lan? Lan senin tarihin yetmez lan. Senin yaşın yetmez lan. Sen orada Pembe pembeyle Ferhat'ı izlerken <laughs> kafam bulanmış senin pembeyle Ferhat'ı izlemekten. Fenerbahçe'ye dikkat etsin. Dikkat etsin konuşursam yer yerinden oynasın. Dikkat edin Fenerbahçe ile e, saha dışında mücadele etmeye çalışmasın. Fenerbahçe yıllardır saha dışında savaşını sürdürüyor. Bu takımın kaç şampiyonluğu çalındı? Ha, siz de milletin hakkını yediniz. Siz de millete şaka yaptınız. Siz de milleti şampiyonluğu çaldınız. Vay babam vay. Kendinizi böyle avutun. Kendinizi böyle kandırın. Yarın bir gün güç odakları değişir. Bir şeyler değişir. Bu sefer de başlarsınız. En Atatürkçü takım bizdik. Kur'an çapsın bizdik demeye başlarsınız. Yani e, öyle oluyor. Neyse. Allah Fenerbahçe'nin, Fenerbahçelilerin yar ve yardımcısı olsun. Dinamo Kiev maçına da ben Fenerbahçe'mden umutluyum. Ben e, Jesus'un sisteminden, Jesus'un takıma kattıklarından umutluyum. İnşallah futbolu bilerek konuşuyorumdur. Yani duygusal olarak değil de futbolu bilerek konuşuyorumdur. Yani benim Birçok tanıdığım kişi aynen şu cümleleri kullanıyor. Lan diyor yıllardır biz Fenerbahçe maçını izleriz. uyuuz uyuz bir futbol vardı. La Premier maçı şey gibi maçı gibi diyor. Hiç durmadı Fenerbahçe diyor. Tık 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 sürekli oynadı diyor. Dedim ki tık, daha sabah idman yaptı bu takım. İstanbul'daydı. Sakarya'ya gitmeden. Bir de İstanbul'da idman yaptı. Onu da yapmasaydı. Valla Fenerbahçe iyi ışık veriyor ama. inşallah taraftarımız anlıyordur. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Çok uzattım. Kusuruma bakmayın. E, ataları General, General Harrington Kupası'nı almış olan, işgal kuvvetlerini tokatlamış olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve kurtuluşunda pay sahibi olan bütün Fenerbahçe taraftarlarını bu videoyu beğenmeye rica değil davet ediyorum. Yani Fenerbahçeliyseniz, atalarınız bunları yaptı ve siz bundan gurur duyuyorsanız bu videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Hocam sen de demokrasi yapıyorsun. Yok hayır. Yer, gök inlesin. Herkes bu sesi dinlesin arkadaşlar. Dosta güven, düşmana korku salmak adına ve birçok kişiye de mesajınızı vermek adına beğenebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.